Cep telefonuna mesaj geliyor güvenliği sağlamak için giren kişinin. Kendi şartlarını belirlemiş. Sizin yaptığınız başvurular bizim tarafımızdan açtığımızda panelde gözüken yapısın. Burada kısaca bilgi vermek isterim. Şu an için yetkilendirme başvurusunda bulunup dosyasını, başvurusunu tamamlamış ve inceleme bekleyen 1901 kişi. Bu hafta kurulda görüşülecek olan, yani dosyası incelenmiş, tamam denilen 193 kişi şu an için. Eksik belgesi bulunup incelenmiş, eksiklerini tamam diye mesaj gönderilmiş 129 kişi var. Şu aşağıya baktığımızda da 3245 artı 900 daha 4100 kişi toplam. 1900 işlemini tamamlamış, 2300 kişi de işlemini tamamlamak üzere devam ediyor işlemler. Şimdi yetkilendirme, ben dün arkadaşlarımı topladım, dairemizde görev yapan uzman arkadaşların günleri paylaştık. İşte sen Temmuz'un 10'una bak, sen 11'ine bak, 12'sine bak filan diye. 18-19'unu da ben kendim aldım. İnceleyip de bitirelim diye. Şimdi buradayken de kendi tarihimden bir iki tane yapayım da bu arada çıkmış olsun. Evet, bir tanesini 19 tarihli başvurudan bir tanesini açtığımızda karşımıza çıkan husus dosya bu şekilde. Cemil Tunç. Evet, babadır Mustafa. Önce okuluna bakıyoruz. O şartları tek tek buraya işledik. Demin başta saydım. Okulunu açtığımızda diplomasına bakıyoruz. İktisadi Değerli Bilimler, Bolu Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulu. İktisadi Değerli Bilimlerden evet. Hayır. Dert değil o kadar. yok hayır. Yani bunu kabul ediyoruz biz. İktisadi Bilimler. Evet. Buna evet diyoruz. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatına bakıyoruz. 96'da almış. Evet. 96'da almış. Cemil Tunç. Buna da evet diyoruz. Adli sicil kaydı bulunmaktadır demiş. Evet. Adli sicil kaydı yoktur. Yanlış işaretlemiş. Ama mahkeme kararı yüklemiş. Yok. Yanlış işaretlemiş. Burada işte inisiyatif kullanıyoruz. Ya bunu geri göndereceğiz, düzeltecek. Ya da biz bunu çıktıların üstüne düzelteceğiz ama istatistik bilgilerimizde bu bizim bu kişinin adli sicil kaydı varmış gibi gözükecek. Ben burada bu kişinin evet deyip adli sicil kaydı yok ama genelde gönderiyoruz düzeltsin anlamında. Medeni hakları kullanma ehliyetim var diyor. Beyanda bulunmuş. Evet diyoruz. Disiplin ceza bulunmamaktadır diyor odalardan. Evet diyoruz. Tüm konuları geçiş dönemi eğitimiyle tamamladım diyor. Sertifikaya bakıyoruz. Evet, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde sertifikasını almış 4 dersten. Notlarına da bakıyoruz.
Buna da evet diyoruz. 17 yıl 5 ay hizmet olarak girmiş. Burada aradığımız husus, bağımlı çalıştıysa bağımlı çalıştığı yerden aldığı yazı ve sigorta dökümü, bağımsız çalışmış ise oda kaydı, internet kaydı vergi dairesinden ve mecburi sigortalık dediğimiz bağımlı kaydına bakıyoruz. Bu faaliyeti sürdürmüş mü? Açıp baktığımızda vergi dairesinden almış. İşe başlama tarihi 1-2-96. Buna uygun olarak da Bağkur kaydı yüklemişse, evet, 15 yıl 10 ay. Bu şartı da mesleki tecrübe şartında yerine getirdiğini değerlendiriyoruz. O zaman uygulamalı mesleki eğitim aramıyoruz. 15 yıllık şartı evet diyoruz, kaydettik. Cemil Tunç, şuradan kurul onayına sunulması uygundur. Dosyası tamam. Bu arkadaşımız bu yetkilendirme başvurusu yapılanlar klasöründen çıktı. Aşağıdaki kurul onayına sunulanlar klasörüne geldi. Kurul onayına sunulanlar da 193'tü, 194 oldu. Bir tane yenileme yapar mısın? Kurul onayına yetkilendirmek için gidecek. Şimdi burada bir tane YMM yapar mısınız? Benim tarihlerde varsa orada yapalım da. YMM yapıyoruz. Son sayfalara bakalım. Şimdi burada iki hususu belirtmek istiyorum. Hep hani dert yanarız. Çok belge isteniyor, noter onaylı isteniyor. Bunların hepsi hem masraf hem kırtasiyecilik. Biz beyana itibar ediyoruz. Ama beyana itibar ederken de bunların hepsinin sigortayı Sosyal Güvenlik Kurumu'nda, diplomayı YÖK'te, adli sicili Adalet Bakanlığı'ndan, ikametgahı İçişleri Bakanlığı'ndan, zaten ilk girdiğinizde meclisten bilgileriniz geliyor. Bunların hepsini kontrol ediyoruz. Pek kontrol etmediğimiz şimdilik odalardaki disiplin cezaları, onları da bilahare yazıyla bazen istiyoruz. Eğer bu belgeler sizin beyanlarınızı doğrulamıyor ise, biz beyanımızı kabul ettiğimizde yaptırımı çok ağır. Yani bağımsız denetçi olsanız bile iptal ediliyor ve ömür boyu yasak konuyor. O nedenle yani bu sürekli hani belirtmek istiyorum. Biz bunları bir program yazdırdık. Kurumlarımızla protokol imzaladık ve sistemimize bağlantılarını şu an için yaptık. Otomatik bilgisayarla bu işlemleri yapıyoruz. Benim dairemde de en çok sağ olsun başkanım, kurumun personelin çoğunu bizim dairemize tahsis etti. Şu anda 4-6 tane arkadaşımız bu yetkilendirme işlemlerini inceliyorlar. Başkan Bey ve ben de inceliyorum. Bazen gelen telefonlara cevap veremiyoruz. Çünkü incelemeye başladığında telefon 10 dakika sürüyor ve telefonla sonuç da alamıyorsun. O nedenle mesela meslek mensuplarında bize o yönde bayağı sistem geliyor. Telefonlara ulaşamıyoruz, çıkamıyoruz falan diye ama bu işleri yetiştirmekten ya da bu işlere bakmaktan o telefona bakmak çok zor oluyor bizim için. Bir de kısaca iki şey anlatayım. Siz takdir ediniz. Telefonda gelen soru, ben bu belgeyi aldıktan sonra nerede kullanacağım, ne yapacağım? Diğer birisi sınav açtık. İki sayfa oturdum, duyuru yazdım. Siteye koydum. İkinci sayfanın sonuna doğru sınav ücreti nasıl ödenecek başlığını attım ve altına dedim ki sınav ücreti başvuru esnasında sanal postan, kredi kartınızdan online olarak tahsil edecektir. Bu kadar.
Arkadaşın bir tanesi iki gün uğraşmış, sınavı görmüş, ilanın başını okumuş. Toplam iki sayfa. Açmış kurumda iki güne bir kişiye ulaşmış. Ben sınav ücretini nereye yatıracağım diye. O da ilgisiz bir kişi. Bizim demiş sitede bank hesapları var. Gitmiş hanımefendi parayı oraya yatırmış. Ondan sonra gelmiş başvuru yapmaya. Elektronik ortamda yine onu elden almıyoruz. Başvuru yaparken girmiş bütün hepsini. En sonunda 4 ders seçmiş. 150 liradan 600 lira karşısına gelmiş. Kredi kartı numarasını istiyor. Ben bu parayı yatırdım diyor. İki günde tabi tekrar yatırıyor kredi kartına başvuru yapmak için. Ondan sonra iki günde o parayı nasıl alacağını geri bize uğraşıyor. Ödüyoruz yani geri. Onda sorun yok da. Kredi kartı olmayanlar ya çünkü benim hiç kredi kartım olmadı hayatım. Kredi kartı veriyorsun. Şimdi biz buraları... Sırada bir numarada Mehmet Yalçın var. Evet. Bir numarada. Madem bir sebebi için yapacağız. Şu anda bir yememeyi yapalım da. Varsa başvuru yapmış bir yememe varsa... Mehmet Yalçın var. Hazır. Mehmet Yalçın değil mi? Evet. Ya başka isim var mı yanında? Mehmet Yalçın. Asıl bir isim var mı? Yok. Mehmet Yalçın. Üstü böyle şey ya. İyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Mehmet Yalçın. Toplantı duracak mahvesane dönüşmesin. Bir tane yapalım. Üç tane Mehmet Yalçın var. Bunlardan iki tanesi SMM, bir tanesi YMM. Herhalde YMM olan arkadaşımız değil mi? Evet. Mehmet Yalçın. 3 Eylül'de başvurusunu yapmış. Burada gözüküyor. Daha önce bu arkadaşımız dosyası incelenmiş. Ve Sayın Yalçın 3568 sayılı kanun uyarınca stajdan sayılan denetim hizmetlerine geçen sürenize istinaden YMM olmuş iseniz hizmet belgenizi, SMM'likte fiilen geçirilen sürelere istinaden YMM olmuş iseniz buna ilişkin odanızdan alacak belgeyi sisteme yükleyerek başvuru işleminizi yenileyin diye mesaj gitmiş. Yani dosyası bir kere incelenmiş ve bildirilmiş. Eğer hani KGK diye mesaj gelip de bunu bir şirketten veya bir reklam şeyinden geldi diye sildiyse yapacak bir şey yok. Şimdi bakıyoruz. Okul bölümüne baktık şimdi. Şimdi arkadaşlar yeni arkadaşlarımız dairemize tahsis edildi. İnanın çok kısa sürede ben bu şeyleri bitireceğim. Bu 1900 kişiyi çok kısa sürede eriteceğiz. Şu ana kadar gerek arkadaşlarımızın az olmasından gerekse ilk başta sınav, eğitim filan konuları şu an için tamamen yetkilendirme sürecine yoğunlaştık ve kısa sürede herkese döneceğiz. O yüzden hiç endişeniz olmasın. Evet, yüksek lisans muhasebe denetim konusunda yüksek lisans yapmış. Eğitim bölümüne tamam diyoruz. Ruhsatını da yüklemiş. 98 Yeminli Mali Müşavir Mehmet Yalçın. Ruhsatına da evet dedi. Adli sicil kaydım bulunmamaktadır. Ehliyete sahibim. Disiplin cezam bulunmamaktadır. Mükerrer yüklemiş.
tüm konuları sermaye piyasasında bağımsız denetim lisanslama sınavı ve geçiş dönemi eğitimiyle aldım. Yani bu demektir ki SPK'da sınava girmiş, birkaç dersi geçmiş, kalan dersi de bizde eğitim de almış demektir. Evet, SPK'dan 3 dersten de başarılı olmuş ama ortalamadan... Evet, şu SPK'daki 60 notunun geçerlilik süresi 2010, o geçerliliğini kaybetmiştir. 64 ve 76 puan, bunları biz olduğu gibi geçerli sayıyoruz. Üçüncü derste... Evet, sermaye piyasası, sigortacılık, bankacılık konusundan eğitime girmiş. Bundan almış olduğu notla diğer notların ortalaması 70 olduğunda 94, diğer notlarla baktığımızda 70 ortalamayı sağlamış oluyor. Bu şartı da yerine getirmiş oluyor. Burada bir sorun var. Acaba mümkün mü efendim? Buyurun. Sermaye piyasası imtihan, kurulu imtihanlarında bütün geçerli notları almış olmasına rağmen 70'i tutturamamış, 69,5 almış. Evet. Şimdi bu şahıs ne yapmalı? İşlerinden bir tanesini seçip eğitime katılmalı. Eğer yememe ise notunu yükselterek sememe ise işlerinden bir tanesini veyahut da dördüncü ders olarak koymuş olduğumuz kurumsal ilkeler ve finansal yönetim dersini mutlak surette alması lazım. Alarak not ortalamasını 70'e yükselttiğinde başarılı olmuş olacak. Bir tanesi de gelir.